Süleyman Bey'le konuştuğumda bir kadından bahsetti. Babanın bir macerası olmuş galiba. Belki de o kadın hamile kaldı, sonra da doğurdu. Kadın çocuğu doğurdu. Babam da öz evladını inkar etti, öyle mi? Herkes hata yapabilir Ali. Evet sevgilim, herkes hata yapabilir. Ama bir insanın öz evladını sokağa atmasına hata denmez. Bu iğrenç bir suç. Benim babam asla böyle bir şey yapacak bir adam değildi. O yüzden sen bunları hiç düşünme, olur mu? Ben çözeceğim. Ya tamam, özür dilerim. Öyle demek istemiyorum. Ama sen gene de bir düşün bu ihtimali. Tamam bir tanem, düşüneceğim. Ya biz şimdi niye yemekle uğraşıyoruz ki? Dışarıdan söylesek ya. Hayır, çünkü her karı kocanın yapması gereken şeyleri bizim de yapmaya ihtiyacımız var. Beraber yemek yapmak, televizyonun karşısında ayaklarımızı uzatmak. Öyle mi diyorsun? Güzel. Normal karı kocaların yaptığı başka şeyler de var ama. Hani yemek yapmaktan, televizyon izlemekten daha eğlenceli. Ya. Ya. Hem böylece anne baba da olabiliyorsun mesela. Sevgilim. Yani yaşadıklarımız yüzünden öyle söyledin değil mi? Çocuk yapacağız biz. Hadi şunları bir bitirelim. Bir de şu olaylar bir geçsin. Bence bizim Süleyman Bey'le de bir konuşmamız lazım tekrar. Eylül. Bugün konuşmasak olur mu? Peki. Tamam. Bugün konuşmayalım. Ben bugün karımın elinden hangi yanık tencere yemeğini yiyorum? Gerçekten bu sefer yapacağım, söz. Hadi bakalım. Patlıcanlar nerede? Orada. Kızarttırmadım. Patlıcanları çiğ kaldı işte. Ne kızartması hayatım ya? Burası doktor evi, kızartma girebilir mi? Hem yağ kızartınca trans yağ dönüşüyor biliyorsun, sağlıksız. Bu da böyle yenmez ama çiğ, baksana. Neresi çiğ ya? Bence gayet lezzetli olmuş, eline koluna sağlık. Ya sen hem beyin ameliyatı yapan insansın, karnı yarık mı yapamayacaksın? Çok güzel olmuş. Yani. Yani. Ya bak. Senin bu hayatta isteyip de yapamayacağın hiçbir şey yok. Tamam? Ver gazı, ver. Ne gazı ya? Ben seni tanıdım da sen tezgahtan CD çalıp sokakta adam tekmeliyordun ya. Ben o halde bile sendeki potansiyeli görmedim mi? Gördün sevgilim. Ya işte böyle. Bak, senin kafana koyup da yapamayacağın hiçbir şey yok. Yani mesela sen şimdi desen ki bana bugün cerrahlığı bırakıyorum. Organik tarım yapacağım desen. Ben yine arkandayım senin. Yok artık, bir o eksikti. Yani eksik dediğinde bizim tek bir eksiğimiz var. O da bebek. Sevgilim. Bak. Marmaris'te nasıl gördümse gene öyle biliyorum. Sen harika bir anne olacaksın. Bence bu kadar çiğ karnı yarık yeter. Ben kahveleri getireyim. Getir bakalım. Hayatım. Ya ben bir sürü çocuğumuz olsun istiyorum ya. Yani şurada minik minik Eylüller dolaşsın istemez misin? Ha? Böyle masmavi gözleriyle çipil çipil bize baksınlar. Ne kadar güzel. Hem sen de söylemiştin anne olmak istediğini. Hatta bana senden çok iyi baba olur demiştin. Yani sen de haklısın. O kadar çok şey yaşadık ki saçma sapan sen de haliyle istemiyorsun. İstemek başka, yapmak başka Ali. Benden anne falan olmaz. Ne demek senden anne falan olmaz ya?
Bal gibi de olur. Ya sen kendin söyledin işte. CD çalan, sokaklarda adam döven biriyim. Ne annesi olacak benden? Hayatım. Hayatımın anlamı. Gel bak. Bak bana. Bak bana. Onlar geçti gitti. Geçmişte kaldı. Sen şimdi çok başarılı bir cerrahsın. İyi bir insansın. Hakkaniyetlisin. Şefkatlisin. Ya sen anne olmayacaksın da kim anne olacak ya? Bak, ben seni biraz tanıyorsam annelik çok hoşuna gidecek, bayılacaksın. Hani konuşmayacaktık bugün mü? Özür dilerim, iyi değilim bugün ben. Yok, ben özür dilerim. Çok üstüne geldim, haklısın. Ben kahve içmeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.